Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok değişik bir iple model çalışmak istiyorum. Crochet Alize Forever simli. Şöyle göstereyim. Oldukça ince yapıya sahip bir ip. 50 gramı 280 metre olan bir ip. Burası da renk numarası. Angoralara eşdeğerde bir ip. Angoralar biraz yünlü yapıya sahip olduğu için özellikle tiftik kaşındırır düşüncesiyle çok kullanmak istemeyenlere alternatif bir ip olabilir. Oldukça tiril tiril böyle dökümlü duran bir ip. İster şiş ister tığ ile kullanabilirsiniz. Ben bugün yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz şiş ile yapılan çok kolay bir örnek göstermek istiyorum. Bunu kendi günümde başlayarak modeli görmek istedim. Herkes çok beğendi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Öncelikle ipim çok ince, bunu belirteyim. Kullandığınız şişin kalınlığı arttıkça ajurlu görünen örgü daha da yazlık bir hal alacaktır. Ben 3,5 numara şiş kullanıyorum. Siz 4-5 istediğiniz kadar şiş numaranızı kalınlaştırabilirsiniz. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. Bir tane kenar ilmeği ilave ederek sayılarını hesaplayabilirsiniz. Ben 19 ilmeğimi şişime taktım ve hemen örgüme başlıyorum. Öncelikle bir sıra bütün ilmeklerimi arka tarafta ters olarak görüyorum. Arka yüzde örgü daima ters olarak örülüyor. Sadece ön yüzlerde modelimiz kuruluyor. Oldukça dökümlü duran bir model. Tığ ile de kullanabileceğiniz bir ip bu arada. Bunu da belirteyim. Dantel gibi ince ve tiftiği olmayan örgüler yapmak isteyenler tercih edebilirler. Üzeri simli olan bir ip. Şimdi önce arka yüzden bir sıra bütün ilmeklerimi ters örerek geldim. Ön yüze geldiğim zaman önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonra bir tane ilmek dolayarak ilmek artırıyorum. İlk ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de tekrar düz olarak örüyorum. Bu başlangıçta örmeden atlattığım ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Hemen tekrar bir tane ilmek doluyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmeden atlattığım ilmeğimi bu iki ilmeğin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Artırdığım ilmekle eksilen ilmeğimi burada telafi etmiş oluyorum. Tekrar önce bir ilmek doluyorum ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmeden atlattığım ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden atlatıp serbest bırakıyorum. Ön yüzde sürekli bu şekilde örüyoruz ama her defasında modelimize kaydırma yapıyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Buradaki örmeden atladığım ilmeğimi İki ilmeğimin üzerinden atlatıp bıraktım. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Ve ilmeklerimin tamamını tekrar ters olarak örüyorum. File örgüye benzer bir görünüme sahip olduğu için bu file görünümünün ne kadar geniş olmasını istiyorsanız şiş numaranızı da aynı orantıda kalınlaştırmalısınız. Çok fazla ajurlarının büyük olmasını istemiyorsanız benim gibi 3,5 numara şiş kullanabilirsiniz. Ama benim ipim çok ince, bunu belirteyim. Dantel ipi kalınlığında bir ip. Arka yüzden ilmeklerimin hepsini ters ördüm. Şimdi tekrar ön yüze geldiğim zaman öncelikle kenar ilmeğini alıyorum. Burada
buradaki artırarak oluşturduğum düz ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Yanımdaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Toplamda 3 tane düz ilmek ördüm. Modelimizi uygularken artırarak oluşturduğumuz ilmeğimizin önünde bir tane ilmek olması gerekiyor. Eğer bu ilmeğin önünde bir tane ilmek yoksa bu şekilde örerek devam ediyoruz. Bir tane ilmeğimi doladım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmeden atlattığım ilmeğimi bu iki ilmeğin üzerinden atlatıp serbest bırakıyorum. Bir tane doladım. Bir tane ilmek örmeden aldım. İki tane düz ördüğüm ilmeğin birincisi mutlaka artırarak oluşturduğum ilmek olmak zorunda. Aynı şekilde bir tane artırıp ilk ilmeği örmeden alıyoruz. İki tane düz ilmek örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyoruz. Kullandığınız şiş kalınlığına göre çok çabuk örülecek bir model. Tekrar iki tane ilmeğimi düz ördüm. Baştaki ilmeği örmeden atlattım. Kenar ilmeğini örerek sıramı bitirdim. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Arka yüze hiçbir işlem yapmıyoruz. Örgü bitene kadar ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Arka yüzden örgümü tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Önce kenar ilmeğini alıyorum. Şimdi burada bakıyorum. Dediğim gibi artırdığım ilmeğin önünde bir tane ilmek olması lazım modelim için. Bu yüzden bir tane ilmeğimi daha düz olarak örüyorum. Önce bir tane ilmek doluyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane öreceğim düz ilmeğin birincisi mutlaka artırarak oluşturduğum ilmek olmak zorunda. İkisini düz olarak örüyorum. Tekrar örmeden aldığım ilmeğimi atlatıyorum. Bu şekilde bakın yan tarafa doğru verev şekilde kayan ajurlar elde ediyoruz. Tekrar bir ilmek doluyorum. Bir tane örmeden atlatıyorum. Bu örmeden atlattığım ilmeğimi iki tane düz ilmeğimin üzerine atlatıp serbest bırakıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Modelimi uyguladım. Şimdi bakıyorum iki tane ilmeğim kalmış. İki tane ilmek modelim için yeterli olmadığından dolayı bu iki ilmeğimi düz örüyorum ve sıramı bitiriyorum. Sizi zorlayacak tek bölüm örgünün başlangıcı ve sonundaki ayarlamalar olacaktır. Onu da detaylarını veriyorum. Bu detayları takip ederek kolayca yapabilirsiniz. Tekrar arka yüze geçtiğim zaman ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bir sıra daha göstermek istiyorum detaylarını anlayabilmeniz için. Önce kenar ilmeğini alıyorum. Şimdi bakıyorum. Artırarak oluşturduğum ilmeğimin önünde bir tane ilmek var. Modelim için uygundur. Önce bir tane ilmek dolayarak artırıyorum ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu ilmeği üzerinden atlatıp bırakıyorum. Örgümün tek bir örgü şekli var. Sadece şu başlangıç kısmındaki püf noktalarını anlayabilmeniz için anlatıyorum. Sonrası aynı şekilde devam edecek. Örgümün sonuna gelince tekrar 3 tane ilmeğim olduğu için model kurulumuna uygundur. O yüzden önce bir tane dolayarak artırıyorum. İlk ilmeği örmeden atlatıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum.
3,5 numara şişle örülmüş ve ütülenmiş hali örgümün bu şekilde görülüyor. Görenlerin tığ zannettiği bir model. Hem çok basit hem de çok hoş duran, fili andıran bir model. Dediğim gibi ipinizin kalınlığına göre şişinizin kalınlığını ayarlamanız gerekiyor. Ben bu ipin örgüsünü çok beğendim. İster şiş ister tığ örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası da modelimin arka yüzü. Aşurlarınızın daha belirgin olması için 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.